Bugün çok değerli iki konuğumla sizlerin karşısında olacağız. Sayın Bülent Attas ve Sayın Orhan Sal'la beraber olacağız. Bugün Ankara futbolunu konuşacağız. Gençlerbirliği konuşacağız. Osmanlı sporu konuşacağız. Tabii ki Ankara gücünü konuşacağız. Vakit kalırsa da Türk futbolundan birazcık söz etmek istiyoruz. Siz ekran başındaki izleyicilerimizin umarım güzel ve hoş bir vakit geçirirsiniz. Spor dolu bir gün yaşarsınız. Tabii ki sorun öneriniz olursa da Facebook adresimize, KonTV Facebook adresinden bizlere sorularınızı yönetebilirsiniz. Evet Sayın Attas, hoş geldiniz. Sağ olun başkanım. Size başkanım diyorum. Herhalde bir sakıncası yok. Yok, estağfurullah. Estağfurullah tabii ki. Sayın Sal, hoş geldiniz. Teşekkürler başkanım. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ne demek yani, siz gerçekten Ankara futbolunda önemli isimlersiniz. Tabii ki sevgili Bülent biraz daha Gençler Birliği'ni takip eden, tabii Ankara'cını da dönem çok sıkı. Olarak, bu dönem biraz öyle olmak zorunda kaldı. Evet. Kötü durumda olan Gençler Birliği daha fazla üzerine düşünmesi gerektiği için biraz öyle oldu. Evet, Orhan kardeşimizin de biraz daha Ankara gücüne. Evet. Tabii Gençler Birliği'nde ve amatör futbolda takip ettiğinizi biliyorum. Öncelikle ben Amatör Spor Federasyonu Başkanı olarak da size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü her daim yani futbol deyince tabii ki arta kalan zamanınızda orada sizi görmek beni son derece mutlu ediyor. Şimdi ben sevgili Bülent'le başlamak istiyorum. Tabii öncelikle Gençler Birliği'nin şu anki bulmuş olduğundan hepimiz çok üzüntü duyuyoruz. 8 puanla 18. sırada ve en çok ligimizin en çok gol yiyen takımı. Tabii İlhan Cavcı ismi taşıyan bir liginde takımının son sırada olması ayrıca bir üzüntü verici bir durum. Bu kötü durumdan da bir an önce kurtulması için tabii ki başta Sayın Başkan'ın Murat Cavcan ve biliyorsunuz daha önce Ümit Özat'la başlandı. Sonrasında Mesut Bakkal geldi, tekrar gitti falan, çok garip olaylar. Buna da konuşacağız. Öncelikle Osmanlı Spor ve Gençler maçından başlayalım. Orada 1-2-0 bir mağlubiyet, 1-0-2-0 bir mağlubiyet sonrasında yaşanan olaylar. Evet. Şimdi o maç enteresan bir maçtı. Bu sezon izlediğim en kötü Osmanlı Spor'u izledim açıkçası. Çok kötülerdi. Maçın dengesini değiştiren Gençler Birliği'nin geçen seneki futbolcusu Serdar Güler oldu. Serdar hangi tarafta olursa o takımın kazanacağı bir maç gibiydi. Çok güzel iki gol attı Serdar. İyi de sevindi. Gençler Birliği ama bu sezon belki de karakter olarak en kötü futbolunu sergiledi. 5'i defans çıktı. Niye 5'i defans çıktı? Onu anlamadım. Alper Ulu daha ilk kez ilk 11'de forma giydi. Geçen maçta oynayan Mert, çok iyi oynayan, altyapıdan çıkan Mert oynatılmadı. Hiç forma şansı bulamadı. Şimdi 5'i defans oynuyorsanız orta sahanın biraz daha kuvvetli olması lazım. İleride hızlı topu taşıyacak elemanların olması lazım. Öyle diye bir futbol yapısı sergileyemedi. Maçın son dakikalarına kadar pozisyon üretemeyen bir Gençler Birliği vardı. 13 hafta oldu. Geri kalan 11 maçta, 12 maçta Uğur ve Ahmet Oğuz sürekli oynadılar ve takımın bütün pozisyonları neredeyse üreten insanlardı. Bu maçta ikisi de yoktu. Hem hocanın oyun sisteminden kaynaklı hem de geçmişten dönen Ümit Özat gitmeden önce bu iki futbolcu topun ağzına atmıştı zaten. Evet. İki takım kaptanını kadro dışı bırakmıştı Konya maçında. Ardından Fenerbahçe maçında oynatmıştı ama bir limonilik vardı. Şimdi vardır yoktur o tartışılır. Ama Uğur ve Ahmet de yoktu sahada. Gençler Birliği hak ettiği bir mağlubiyeti aldı açıkçası. Kaybetmemesi gereken bir maçtı. Mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Diğer taraftan şimdi Osmanlı Spor'a baktığımızda aslında onun da durumu çok parlak olmadığını görebiliyoruz. O da 16. sırada. Oraya daha da başka kaosların da beklediğini tahmin ediyoruz. Şimdi daha önceden Osmanlı Spor belli desteklerle tribünlerini dolduruyordu. Bandoları geliyordu. Bu maçta 10 tane seyircisi vardı. Bütün tribünleri boştu. Yani Melih Başkan da gelmemişti bu maça. Melih Gökçek de yoktu. Uzun zamandır bütün maçları takip eden belediye başkanıydı. Orada kaosun nasıl olacağını tahmin edemiyoruz. Ama bir şeyler olacak. Bu iyi mi olur, kötü mü olur daha kestiremiyoruz. Ama Osmanlı'nın durumu da aslında Gençler Birliği'nden pek daha parlak değil. Sadece elindeki oyuncu kadrosu Gençler Birliği'nden 2 gömlek daha üstün. Yani baktığınız zaman evet öyle gözüküyor ama aslında her iki takımın da aslında zor günler beklediği bir gerçek. Yani bu sezon iki tane Ankara takımı küme düşebilir. Bir tane Ankara takımı Süper Lig'e gelebilir. Aslında bir anlamda tabii Orhan'a da soracağım bunu. Biz bir taraftan Ankara gücümüzü birincilikte son derece güzel bir performans gösteriyor. Giresun Spor Klasi önemli bir galibiyet aldı. Bütün enerjimizi ve dikkatimizi o tarafa yoğunlaştırmışken diğer taraftan bakıyorsunuz Gençler Birliği çok kötü durumda son sırada ve Osmanlı Spor
Hiçbirimiz arzu etmeyiz ki tabii ki Ankara'dan takım diyorsun. Yani iki tane sayın takımımız üç tane olsun, dört tane olsun. Arzusundayız. İnşallah bu bir an önce toparlar da düşünüyoruz. Ben sezon başında gelecek sene bir Ankara Gücü Gençler Birliği Ankara derbisi tekrar geliyor hevesindeydim. Evet. Yani o hevesimiz de kırılıyor. Ama yine de kırmayalım. Yani yine de inşallah tabii ki daha önümüzde çok uzun maçlar var. Takip edeceğiz ama inşallah bir an önce toparlar. Ankara yalnız şu tarzda devam ederlerse, şu anlayışla devam ederlerse o dediğimiz hayalcilik olacak maalesef başkanım. Evet. Bu şekilde takım yönetilerek bu bir sonuca onlara varmaz. Gireceğiz. Tamam. Sevgili Mehmet. Onları ayrıca konuşacağız. Tabii ki ben Orhan'a dönmek istiyorum. Orhan tabii ki Gençler Birliği'ni sen de takip ediyorsun Osmanlı Spor'u ama Ankara'da bir yoğunluğun var. Sen neler söylemek istersin? Gençler Birliği'ne başlayalım. Ondan sonra Ankara'da kayalım. Osmanlı Spor Gençler Birliği maçı futbol adına hiç keyif almadım. Keyifsiz bir maç oldu. Hem sahada hem tribünde fazla bir şey göremedim yani futbol adına. Gençler Birliği dost kurşunuyla yıkıldı diyebiliriz. Burada Gençler Birliği yönetiminin transferdeki yanlışları burada da göründü. Serdar Gürler'i ne yapıp edip takımda tutmaları lazımdı. Selçuk Şahin. Yani Selçuk Şahin özelinde de var ama Serdar Gürler hani bu maçın sonucunu tayin ettiği için söylüyorum. Serdar Gürler'in Gençler Birliği'nde kalması gerekiyordu. Çünkü geçen sene inanılmaz bir performans göstermişti. Takımı ayakta tuttu. Kaç kişi oyuncuyla birlikte. Bu maçta da farkını gösterdi zaten. Osmanlı Spor'a gitti ve iki gol de attı. Yani keyif almadığım bir maç. Sahada maç iyi değildi. Tribünler boştu. Maalesef yani Ankara'ya yakışmayan görüntüler. Bomboş tribünler. Az sayıda Gençler Birliği taraftarı. Az sayıda Osmanlı taraftarı. Yani Gençler Birliği takımı için kötü bir süreçteyiz şu anda maalesef. Sizin de dediğiniz gibi 8 puan ligin dibinde bir takım. Ya bu saatten sonra nasıl bu takımı yukarı doğru çıkartabilirler bilemiyorum ama çok radikal kararlar almaları lazım. Transferde devre arasına kadar biraz puan toplarlarsa ikinci yarı biraz daha rahatlatabilir belki takım ama şu görüntüyle çok kötü bir görüntü var ve sanırım TFF 1. Lig'e doğru gidiyor. İnşallah olmaz, öyle temennimiz o yönde değil tabii ki. Mutlaka Gençler Birliği'nin yukarılara çıkmasını istiyoruz ama takım puan alamıyor. Özellikle de kendi rakiplerine falan yeniliyor yani. Mesela yenildiği takımlara baktığınız zaman sürekli kendi rakiplerine yeniliyor. Osmanlı da onlardan biriydi. Osmanlı Spor'da zaten Bülent'in dediği gibi sıkıntılı bir süreç yaşayacak gibi geliyor bana bundan sonraki. Biraz da moral bozukluğu, her iki takımda moral bozukluğu aşikar. Yani baktığınız zaman yani Gençler Birliği'nin son sırada olması, tabii ki Osmanlı Spor'un Melih Başkan'ın gidişinden sonra birazcık bir moral bozukluğu, tabii takım üzerine bir destek istenen seviyede sağlanmaması, bunlar hepsi bir handikap olarak göze bassa da ama genel hatlarıyla baktığınız zaman her iki takımın da bir an önce toparlamasının arzusundayız. Peki sevgili Orhan, yani dilerseniz ilk önce gençlerini şöyle bir konuşalım. Ondan sonra da ikinci devrede de biraz Ankara için konuşalım. Ondan sonra biraz Türk futbolundan evet. Biraz bahsedelim. Peki ben yine seninle devam etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Orhan Bülent'in de çok bu konuda söyleyeceklerini biliyorum. Takip ediyorum kendisini de. Tabii sezon başında Ümit Özat takıma geldi. Sonrasında Mesut Bakkal gönderildi ve Mesut Bakkal yerine geldi. Ve sonrasında da tekrar Ümit Özat takım başına getirildi. Yapılan transferler, bu yapılan işte hoca değişiklikleri falan nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla skandal kararlar alınıyor yani Gençler Birliği'nde şu anda maalesef. Üzülerek söyleyeyim bunu. Vahim bir görüntü var. Yani Murat Başkan da maalesef kaosu seçti tekrar Ümit Özat'ı getirerek. Çünkü denenmiş bir olay. Başarılı olunmadı. Geçen sene belki başarılıydı ama bu sene olmadı. Tutmadı Maya yani. Kadro yapısı da ona göre şekillenmedi. Gönderildi. Tekrar getirildi. Mesut Bakkal'a bu anlamda ben biraz şans verilmesinden tarafaydım. Çünkü Mesut Bakkal bu tür dönemlerde gittiği takımlarda başarılı oldu yani. Çıkarttı takımları yukarılara. Zaman tanınmalıydı. En azından devre arasına kadar zaman tanınmalıydı. Ama tanımadılar. Tekrar Ümit Özat'a bir dönüş oldu. Şahsi kanaatim hiç iyi olmadı. Ama tabii Gençler Birliği'nin özelinde de bilmiyorum. Tabii yönetimde de bazı sıkıntılar var. Şimdi Ümit Özat'ın tekrar göreve getirilmesini öğrendiğim kadarıyla yönetimden bile hiçbir tepki gelmemiş. Yani Murat Başkan ne derse o oluyor. Buna yönetimden de bunun yanlışlığına dair bir şeyler söylenmesi lazımdı. Yani denenmiş, yapılamamış bir şeyin tekrar edilmesinde bir fayda yok bence. Türkiye'de hoca mı yok? Bulunur yani. Hoca bulunur.
Gençlere Birliği gibi bir kulübe herkes gelir yani benim görüşüm. Evet yani Gençlere Birliği gerçekten bu ülkemizin önemli kulüplerinden bir tanesi. Yani. Şimdi açıkçası yani Mesut Bakkal'ın gelişi aslında hep şunu ifade etti Mesut Başkan, şey hocamız. Gençlere Birliği'nin evim. Yani Gençlere Birliği'nde geldim gittim vesaire birçok noktasında. Hep zor anlarda yerlerimi sahiplendim, evet, omuz verdim, taşıdım. Devam etmesinde ben açıkçası yarar görüyordum ama tabii ki yönetimin iç dinamikleri var. Yani bu içeride neler yaşanıyor, neler paylaşılıyor, neden böyle bir durum ortaya çıktı açıkçası ben de anlamakta güç çekiyorum. Belki sevgili Bülent'in bu konuyla ilgili söyleyecekleri vardı, belki daha fazla bilgiye sahip olabilir ama işin geneline baktığımız zaman yani bu tür olaylar belki birilerini mutlu etse de öbür taraftan camialar zarar görüyor, takımlar zarar görüyor, Ankara futbolu zarar görüyor. İşin üzüntü verici tarafı burası. Yani burayı sadece insanların kendi özel bir mülkiyeti gibi veya bir takım gibi değerlendirmemek lazım. Artık bu tarz takımlar camialara mal olmuş, Türk futboluna mal olmuş olan takımlar. Çünkü çok duayen başkan Sayın İlhan Cavcı'ya bir kez Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük emekleri var, çok büyük yatırımlarla, çok büyük inanılmaz desteklerle takımı ve tesisleri bu noktaya getirdi, camiyi bu noktaya getirdi. Bunun ötesinde Gençler Birliği bu olayları, yani herkesin konuşacağı olayları yaşamaması lazım diye düşünüyorum. Geçmişte hep yapılan güzel transferlerle almış olduğu ya altyapıdan çıkartmış olduğu oyuncuların A takımına vermiş olduğu katkılarla konuşuldu. Yurt dışına yapılan isimsiz kahraman transferlerle konuşuldu. Ben yine aynı şekilde konuşulmasını, aynı şekilde değerlendirmesini arzusundayım, istiyorum. Sevgili Bülent, sen neler söylemek istersin? Şimdi başkan, bu konuda baya baya bir dertliyim aslında. Bir saat, iki saat değil, saatlerce konuşsak bitmez. Ben ilk başta şeyden başlayalım. Ben Ümit Özat geldiği anda tepkiyi göstermeye başlamıştım. Geçen sene hemen hemen bu tarihlerdeydi. Bunu kişisel falan algıladılar. Aslında bu kişisel değildi. Biz Ankara Gücü'nün Ümit Özat faciasını yaşamıştık, gazetecilerdik. Neler yapabileceğini, neler edebileceğini biliyorduk. Bizden sonra Samsun'a gitti, Elazığ'a gitti, Mersin İdman Yurdu'na gitti. Bir gazeteci olarak gittiği yerlerdeki davranışlarını da takip ettik. Gençler evet. Birliği'ne gelirken aha dedik felaket geliyor. Bir sezon önce de İlhan Cavcav aynı şeyi düşünmüştü ve vazgeçmişti. Bu sezon durduramadık. Geldi. Şimdi devre arasında 8 tane transfer yaptı bu takım. İlhan Cavcav'ın rahatsız olduğu, hastanede yattığı, vefat ettiği dönem 8 tane transfer yaptı. Bu oyuncuların hiçbiri neredeyse 2 tanesi hariç, Anıl ve Clara hariç hiçbiri ikinci yarı forma giymedi. Yedek kulübesindelerdi. Veya 18'e giremediler. O zaman 18 kişiydi sayı. Sonra Başakşehir maçı öncesi Beyaz Futbol programına bağlandı. Orada bir şey yaptı işte. Başakşehir şampiyon olur diye bir mesaj gönderdi Ahmet Çakar'a. Ama senin bu hafta Başakşehir'le maçın var. Yani rakibinle ilgili bu analizi yapıyorsun. Bu hoş bir muhabbet değil. Biz de buna tepki gösterdik. Sadece ben değil birçok kişi tepki gösterdi. Ve o haftadan itibaren bir gerilim başladı Gençler Birliği'nde. Yapılan transferleri teker teker biz kaleme aldık. Bak, bir takım kadro yapısı kuruyorsun. Bizim istediğimiz, hayal ettiğimiz şuydu. Bunu Ankara Gücü'nden de aslında bekledik. Geçen seneki kadroyu koru. 3-4 tane düzgün takviye yap. Gelecek sezonu öyle gir. Kumar oynamaya gerek yok. Kadro yapın oturmuş. Elindekileri muhafaza et. Bir sistemin var zaten. Bu tercih edilmedi. Bütün futbolcular gönderildi. İlk yarıda alınan 8 futbolcunun 6'sı da gönderildi bu arada. Evet. Oynatmadan büyük kısmını gönderdik. Ardından bir transfer furyası başladı. Ve alınan bütün futbolcular neredeyse geçen sene performansı dipte olan futbolculardı. Oynamamış futbolculardı. Yalvardık. Bak başkan yapma. Ümit Özat aklıyla gidiyorsun. Ümit Özat seni yanlış yönlendiriyor. Bu transferlerle bu kadro küme düşer diye daha bir sezon başlamadan uyardık. Bu uyarıyı taraftar fark etti. Taraftar algıladı. Taraftar da futbolu artık Ümit Özat'tan daha iyi bildiğini düşünmeye başladım. Daha ilk maçtan itibaren tepkisini göstermeye başladı. Hem açıklamalardan hem kadro yapısından. Yani bir takım 20 tane transfer yapıyor bir sezonda. Ve direkt daha sezon başlamadan biz küme düşeceğiz diye bakarak başlıyor. Yani ilk maç Karabük maçı. Evet. Şu anda küme düşmedeki en büyük adaylarımızdan bir tanesi. Evde maçı kazanamıyoruz. Ardından Konya ile oynuyoruz. Konya performansını görüyoruz. Konya'da rakiplerimizden bir tanesi. Maç 3-0 bitiyor. Aslında 5-6-0 bitmesi gereken bir maç. Ondan sonra Fener'le oynuyoruz. Fener
o kadar güzel zamanda aslında elimize geliyor ki daha kötü bir Fenerbahçe'yi biz göremezdik. Yakalama şansımız yoktu, evet doğru. O 3 maçtaki baskıdan Murat Çavcı Ümit Özat'ı gönderme kararı alıyor. O baskıya dayanamıyor. Mesut Bakkal geldiği andan itibaren herkes sustu. Taraftar sustu, basın sustu, futbol camiası sustu. Mesut Bakkal'a bir şans vermek lazım. Eldeki malzeme bu. Şu anda gürültü patırtıyla bir şey olmaz. Sabredelim, devre arasına kadar Mesut Bakkal ne puan alırsa alır, ikinci yarıda doğru transfer hamleleriyle takımı kurtarabilir düşüncesinde. Evet. Ama bizim gösterdiğimiz sabrı Murat Çağcan göstermedi. Daha hiç kendisine yapılan bir baskı, bir eleştiri, bu Mesut Bakkal'ı niye tutuyorsun falan en ufak bir laf yokken kendi kafasından, kendi kararıyla hiçbir yöneticinin imzasının olduğunu düşünmediğim bir şekilde Mesut Bakkal'ı gönderdi ve yönetim kuruluna Ümit Özat'ı getirdiğini tebliğ etti. Yönetim kurulu kararı alınmadı. Yönetim kuruluna tebliğ etti. Evet. Az buçuk yönetim kurulunda da neler konuşulduğunu tahmin ediyorum. Bütün yöneticiler o gün oylama yapılsa %90-95 ile hayır çıkardı. Kabul etmezlerdi bunu. Ve Murat Çavcav'a bu işin çok büyük tepkilere neden olacağını söylediler. Yani Murat Çavcav bu tepkileri göze alarak başladı. Ki daha bir hafta geçti neredeyse. Bir haftada benim Ümit Özat'la ilgili yazdığım haber sayısı 7-8'e ulaştı. Herkese bir tepki var. Osmanlı maçında maçın 5. dakikasında protesto başladı. Maç bitti, protesto devam ediyordu. Şimdi bunu evet. Nasıl durduracaklar? Bir teknik direktörü taraftar istemiyorsa, yönetimin %90'ı istemiyorsa, gönüllü olarak istemiyorsa, basın istemiyorsa, kulüpte çalışanlar istemiyorsa, kulübün futbolcuları istemiyorsa en kral adamı getir başarılı olamaz diyorum. Evet. Sevgili Bülent, tabii ki yani çok sevdiklerim çok haklı payı doğru analizlerin çok net olarak ortaya koydun. Şimdi yapılan bu değişikliklerin evet yani herkes tarafından acaba soruları kocaman bir soru işareti herkesin kafasında var. Ama ortada bir gerçek de var. Yani bugün Gençler Birliği takımı sonuncu sırada. Şu anda bu takımın teknik direktörü Ümit Özat. Dolayısıyla artık camianın bu saatten sonra bu kaotik ortamın kurtulması adına herkesin bir birlik olmasında olması gerektiği yönünde bir düşüncede hakim olmaya başlaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde bu sefer yani sürekli olarak yani yeni gelmiş bir teknik adam var ve sonrasında devam eden bir lig var. Ve şu anda ikinci bir hoca değişimi vesairesi noktasında yani baktığınız zaman böyle bir ortama girdiğiniz zaman bu cami daha da çok zarar görecek. Bence biraz daha aslında sabretmek mi lazım? Biraz daha olaylara üzerine kül mü dökmek lazım diye düşünüyorum. Siz Gençler Birliği'ni takip eden birisiniz ve iyi bir yöneticisiniz. Şimdi devre arası geliyor. Bu takımın transferi ihtiyacı sevgili var mı? Bülent, istersen şöyle yapalım. Tamam. Kısa bir ara verelim. Tamam. Ondan sonra da tamam bu başkanım. Kalmış olduğu noktaya devam edelim. Tamam. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum konuklarımı. Bülent Aslan, Atlas Klas Spor yayın yönetmeni. Orhan Sal, Spor Ankin yayın yönetmeni. Kendileriyle Ankara futbolunu konuşuyoruz. Gençler Birliği, Osmanlı Sporu ve Ankara'cını konuşuyoruz. En son sevgili Bülent'le kalmıştık. Yapıcı ve bütünleştirici olmamız gerektiğini, Gençler Birliği'nin zor dönemde bir an önce sıyrılması için olaylar üzerine biraz daha duyarlı ve ihtarlı gitmemiz gerektiği noktasında da bir fikir beyan ettik ve Bülent'in de yapayım da ama nasıl böyle olacak diye de bir serzenişi oldu. Ya evet başkanım. Sevgili Bülent, sözlerinizi tamamlayalım. Yani, ondan sonra Ankara Gücü'nün konuşmaya başlayacağız. Devre arasında 6 transfer yapmış. Bunu 4 tanesine oynatmadan göndermiş. Sezon başında 12 transfer daha yapmış. Durum ortada. Şimdi devre arası geliyor. Bu takımın transfere ihtiyacı olduğunu ve çok kaliteli transfere ihtiyacı olduğunu herkes farkında. Şimdi başkan diyor ki siz bu hocaya güvenin. Bu hoca doğru transfer yapar. Biz bu işi çözeriz. Veya ben yaparım. Çünkü 20 transferde Ümit Özat varsa Murat Çağcağ da var. Biz şimdiye kadar Ümit Özat'ın tekrar gelinceye kadarki döneminde başkanı Ümit Özat'ın doldurduğunu, yanlış yönlendirdiğini düşünüyorduk da ben artık o fikirden şey yaptım, vazgeçtim. Beraber karar veriyorlar, beraber yapıyorlar diye düşünmeye başladım. Çünkü bu kadar hatayı o beraber yapmazsan niye sahiplenir bir insan? Murat Çağcağ'a da güvenimi kaybettim bu konuda. Eğer 20 tane transferde başarılı bir tane transfer yapabildiysen devre arasında bu takımın kurtulması için
acil ve iyi transfer yapılması gerekiyorsa ben sana nasıl güveneyim iyi transfer yapacağına? Ya ben korkuyorum. Mesut Bakkal'ın susma nedeni biraz belki de oydu. Mesut Bakkal'ın bundan önceki Gençler Birliği'nin yaptığı transferler karavanı olmadı. Mesut Bakkal biraz daha garantici bir adamdı. Ligi takımı tanıyan, oynayacağına emin olduğu adamları getirirdi. Biz de Mesut Bakkal'a biraz ondan güveniyorduk. Yani devre arasında transfer listesinde benim elimde var yönetime sunduğu. Doğru isimlerdi. El Kabir istiyordu, Çalı istiyordu, Fatih istiyordu, Atıf Şeyşi istiyordu. İstediği futbolcular Gençler Birliği'ni kurtarabilecek nitelikte futbolculardı. Evet, evet, bu isimler önemli isimler. Kurtarabilecek, evet doğru katılıyorum ona da ben. Ama şimdi kimin ne geleceğini belki de yapmayacaklar transfer, onu da bilmiyorum. Nasıl düştük deyip transfer de yapmayabilirler. Yani tabii ki bu çok erken bir karar olur bana göre. Çünkü daha önümüzde uzun bir süre var. Uzun bir lig maratonu var. Bence umutsuzluğa düşmemek lazım. Ha bence de Mesut Bakkal'ın kalması ve devam etmesi Gençler Birliği açısından ve şu anki vermiş olduğu isimlere baktığımızda hakikaten Gençler Birliği'ne ilaç olabilecek. Onları yani üst sırada taşıyabilecek oyuncu kadro kalitesi mevcut. Ama bu saatten sonra ne yapılacak? Ne yapılması lazım? Tabii ki burada sadece Ümit Özat'a da aslında suçu bağlamamak lazım, hatayı bağlamamak lazım. Sonuçta Gençler Birliği yöneten bir başkan ve yönetim kurulu ekip var orada sonuçta ortada. Bu ekibin de mutlaka bu işlerde eksikliği ve hatalar olduğunu düşüncesindeyim. İnşallah bunu son bir şey söyleyeyim, bir arada vereyim ben mikrofonu. Evet. Eğer başkan camiadan, basından sükunet, sakinlik, güvenmesini istiyorsa yol planını o zaman bir koyacak insanların önüne. Ben devre arasında şunları 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 yapacağım. Kulübün maddi durumu şudur. Şimdi kasada para kalmadığına dair iddialar var. Şimdiye kadar o kadar konuşulmadı ama artık çok konuşulmaya başlandı. Evet. Transfer yapamayacağı dahi söyleniyor. Kasadaki paranın bu kadar düştüğünden dolayı. Bu tabloları bir başkan ortaya koyacak. Devre arasındaki hareket planının ne olacağını söyleyecek. İnsanları bir inandıracak. Başkanın yapabileceğine. Ondan sonra aman sessiz sakin durun bana güvenin diyecek. Hem evet, hiçbir şey söylemeyeceksin. Hem bütün hataları yapmış olacaksın ve hatan da ısrarlı olacaksın. Hem de aman durun diyeceksin. Yok öyle bir şey yani. Kimseyi durduramaz. Yani tabii ki bunlar hakikaten önemli iddialar, önemli cümleler. İnşallah umarım böyle bir durum söz konusu değildir Gençler Birliği camiası açısından. Murat Başkan da... Evet. Herkeste bir imaj var. Gençler Birliği'nde para var filan da şu anda o para rakamı da az çok biliyorum. Yani burada telaffuz etmeye gerek yok. Fazla bir para kalmamış. Ve de Allah göstermesin bu takım küme düşerse önümüzdeki sene bu paralar... Şu andaki oyuncuların paraları nasıl verilir? Bir de o sıkıntı yani. Ya tabii bunlar hepsi biraz soru işareti. Ancak şunu da düşünmek lazım. Yani bir an önce sonuç olarak burada Ankara futbolunu konuşuyoruz. Ve Ankara futbolu içinde Gençler Birliği önemli bir takım, önemli bir camia. Elbette ki bizler doğruları söyleyeceğiz. Yani burada her şeyin daha iyi olması. Gençler Birliği'nde Osmanlı Sporlu Ankara Gücü ve diğer ikincilik ve de üçüncülükte takımlarımızın hepsinin iyi olması noktasında Ankara futbolunun mutlak surette bir danışma içerisinde olması lazımı hep söylüyoruz. Gençler Birliği noktasında aynı şeyleri söylüyoruz. Yani elbette ki bu zamana kadar en büyük Türkiye'de örnek göstermiş olduğumuz takımlar ekonomik anlamda yani finansal tablo anlamda Gençler Birliği'ydi. Ama bugün o yok olmakla karşı karşıya ise bu da bir soru işareti. Bunda mutlaka camialar, mutlaka kulübü sevenler bununla ilgili de gerekli olan takibi yapacaklardır ve bunu da ilgili kurum ve kişilere soracaklar diye düşünüyorum. Ama sizler de, bizler de elbette ki iyi olsun diye gayret ediyoruz. Mutlaka. Evet. Geçen hafta Çankaya Belediyesi bir park açtı, İlhan Cavcav Park'a. Çok da güzel olmuş. Fotoğraflarını falan gördüm. Ama gördüğüm anda aklımdan geçen şu, inşallah İlhan Cavcav ona da sadece parkta yaşamaz dedim. İnşallah. Yani bu oğlunun üzerindeki görev, benim üzerimdeki görev değil. Bu biraz ağır bir laf belki Murat Cavcav ama şimdi, bunu düşünmesi gereken Mert, gereken Murat, Murat Cavcav da bu camiye tabii ki babasıyla beraber uzun yıllar yeni başkan oldu. Bu cami elbette ki tanıyacak. Elbette ki bir tecrübe sahibi olacak. Ama cami olarak, Ankara basını olarak da Murat Cavcav belli bir zaman destek vermek lazım diye düşünüyorum. Onun da elbette ki eksikleri ve hataları var. Ama bunları da söylerken özel işleri de mutlaka Sayın Başkan yapacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bunu bir an önce toparlarlar. Biz de onu görmek istiyoruz Başkan. Evet. Göremediğimiz meselemiz zaten biraz da bu. Onu evet, görmek istiyoruz. Yani İnşallah. Ortak akıllı kuş kulübü yönet. Yönetim kurulunda beraber yönet. Kendi evet, başına karar alma. Çıkacaksan da beraber çık. Suçu kendi üstüne alma. Ama evet, bütün hataları yapıp kendi başına yaparsan, yönetimini yok sayarsan, camiayı yok sayarsan,
Ya binlerce kişinin hayır dediği bir karara kendi başına evet diyorsan bu eleştirilere katlanacaksın. Kusura bakmasın. Evet. Biz yine de olaylara pozitif açıdan bakalım. Siz bakın başkanım. Bakalım. İnşallah tabii Gençler Birliği bu düşmüş olduğu kaotik ortam bir an önce kurtulur. Üst sıralara çıkar ve bizler de Ankara futboluna gelecek yıl inşallah Ankara ülümüzü Süper Lig'de görürüz ve Ankara derbisini hep beraber İnşallah. Birlikte takip ederiz. Tabii ki Ankara cünce aklımızı tabii Orhan Bülent geliyor ama Orhan salında ben Gümüşhane maçından biliyorum. Hatta telefonda kendisiyle görüştüğümde başkanım mahvolduk, bittik falan sonuç olarak orada yaşadıkları başkanım, gerçekten şimdi, inanılmaz bir şeydi. Ankara gücü, evet, Ankara gücü üzerine kitaplar yazılır. Evet. Filmler çekilir. Yani Ankara gücünün şu an geldiği durumunu Türk futbol kamuoyunu çok iyi incelemesi lazım bence. Değil çünkü gelinen noktada şu anda bir sportif başarı var, evet. Ama evveliyatında neler var burada onlara bir bakmak lazım. Yani 5-6 sene önce bu kulüp artık battı, bitti, amatöre mi gider veya tamamen kapanır mı? Bu söylemlerdeydik yani biz hepimiz Türk futbol kamuoyu da. Yani biz gerçi bir ara amatör kümede seni amatör kümede görürüz diye. Evet, yani şey Türk futbol kamuoyunda öyle bir algı vardı. Yani biz onu düşünmedik hiçbir zaman ama. O şekilde olmadı. Bir grup, daha doğrusu bütün taraftar olaya el attı. Ankara gücü düşecekse de biz peşindeyiz. Bu şekilde gidecekse de biz peşindeyiz. Bu takım yıkılmayacak dedi. Aldılar götürdüler. Bir grupta çok vefakar futbolcularla birlikte bir seviyede getirdiler takımı. Ondan sonra yine iyi bir yönetim geldi. Onlar Mehmet Yiğner'e kulübü devrettiler. Ve Mehmet Başkan'la da birlikte Ankara gücü yukarı doğru bir ivmeye yakaladı. İlk 3 sene başarı gelmedi ama burada şöyle bir olay da vardı. FIFA borçları kapatıldı. Yani bu belki de başarıdan daha önemli bir olaydı. FIFA borçlarının kapatılması. Ankara gücünün yaklaşık 30 civarı FIFA borcu vardı. Dosyası vardı. Mehmet Başkan Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Güney Afrika'dan artık aklınıza gelecek her yere kadar gitti. Bizzat avukat Erdal Kesebir ile birlikte bu dosyaların hepsini kapattı. Bugün TFF 1. Lig'e baktığınız zaman 7-8 tane bu dosyalardan sorumlu takım var. Hepsi eksi puan cezaları alıyorlar ama Ankara gücünün şu anda hiç öyle bir sıkıntısı yok. Çünkü bütün FIFA dosyalarını kapattı. 2 tane kaldı Kulukovski ile Sestak. Bir de işte FIFA'ya o dosya borçları var. Yani 3 dosya var Ankara gücünün FIFA'da. Ama bunların hiçbiri puan silmeye falan gerektirecek, korkulacak şeyler değil. Yapılandırıldı her şey. Ödeniyor. Geç de olsa ödeniyor o 2-3 dosya. Sorun ortadan kaldırıldı. Şimdi o sorun kaldırdıktan sonra iş sportif başarıya geldi. Mehmet Başkan da tabii 3-4 sene geçti. Artık işi de öğrendi. Güzel transferler yapıldı. Geçen sene güzel bir başarının ardından TFF 1. ile bu sene çıktı takım. Bu sene de gayet iyi gidiyor. Onu da konuşuruz. Tabii iyi transferler var. İyi bir hoca geldi. Baştan kendisini eleştirdik biz ama tabii o sürekli zaman verin, zaman verin dedi bize. Bütün taraftara daha doğrusu zaman tanıyın dedi. O zaman da tanındı. İlk 4 haftanın sonunda 9'da 8'lik bir performans var. 9 maçta 8 galibiyet. Yani şu anda takım 2. sırada ama herkesin inancı bu sene bu iş olacak. Takım tekrar ait olduğu yere çıkacak diye bir düşünce hepimizde var. Dediğim gibi Ankara gücünün bu seviyeye gelmesinden önce evveliyatına bakmak lazım. Çok kötü günler geçirdi Ankara gücü. Çok sahipsiz kaldı. Vuruldu, kırıldı. Yani armaya zarar verenler oldu ama gelinen noktada şu anda iyi bir seviyeye getirildi yani kulüp. Bunun sevincini yaşıyoruz tabii. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Sevgili Bülent, sözü sana bırakacağım. Şimdi bir defa burada sevgili Mehmet Yiğner başkanı ve İsmail Kart'a ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet, evliyatını çok güzel şekilde özetlediniz. Zor bir süreçten geldi. Hakikaten evet. Borçlarla ben Sayın Başkan'ın sohbet ettiğimizde bunları hep ifade etti. Yani birçok borçlara kapatıldığını, ülke ülke dolaştığını ve ne kadar büyük mücadele verdiğini hep ifade etti. Ve gerçekten hem içeride hem dışarıda inanılmaz bir mücadele verdi. Ve sabırla bir mücadeleyi verdi. Ve ilk zamanlarda biraz tecrübe eksikliği olabilirdi. Belki camiyi tanıma noktasında eksikliği olabilirdi. Zaman içerisinde bunu çok iyi tanıdı. Çok iyi özümsedi. Ve çok iyi şekilde taraftarlar da Sayın Başkan'ı kabullendi. Tabii ki burada taraftarlara çok teşekkür etmek lazım. Hakikaten yani sabırlı bir şekilde onurlu bir duruş sergilediler. Evet. Takımlarını her yerde desteklediler. Her yere gittiler.
Yeri geldi dayak yediler. Yeri geldi de efendime söyleyeyim yolda kaldılar. Ve inanılmaz mücadele neticesinde belki zaman içerisinde bir takım korkular yaşandı. Bir takım sıkıntılar yaşandı. Ama bence burada yönetim, taraftar ve futbol sporcular teknik adam çok geniş ve büyük bir aile olundu. Herkes birbirine sımsıkı sarıldı. Ve bunun neticesinde de özellikle bu sezon hakikaten 8'de 7 gibi bir galibiyet, 7 galibiyet. 9'da 8. 9'da 8 pardon özür dilerim. İnanılmaz bir performans ve şu anda ikinci sırada. Gelecek hafta Ümraniye ile oynayacaklar. Evet. Liderle oynayacaklar. Evet. İnşallah hep beraber tüm Ankara olarak, cami olarak ve burada en güzel taraflardan bir tanesi de güzel bir şey, Bülent güzel bir şey konuya değinmişti. Belki ondan bahsettim ama ben birazcık hemen ondan çalmış gibi de olayım. Ankara Gücü taraftarı bugün gençler bulmuş olduğu pozisyondan dolayı çok da rahatsız ve çok da üzülüyorlar. Hatta gidip zaman zaman destek veriyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani bu birlikteliği biz Ankara'da Ankara futbol sağlamamız lazım. Ben hem burada İsmail Kartal'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazı şeyleri biliyoruz. Testlerde kalıyor. Çocukların ve sporcuların her türlü sorunla ilgileniyor. Ve orada bir bırakın teknik adamlığı bir tabir caizse abilik yapıyor. Babalık yapıyor. Annelik yapıyor ve bu takımı noktaya getirmiş. Maşallah diyor. Nazarlardan öyle, öyle diyelim çünkü nazarımız değmesin. Yaşı bizim değmez ama yine de bunu söylemekle de adettendir söyleyelim. İnşallah Ankara Gücümüz bu sene Süper Lig'e taşınır. Sevgili Bülent ben birazcık uzattım. Sen yok. Söyleyeceğin çok şey vardır. Buyur sevgili kardeşim. Şimdi sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Bu Ankara gerçekten çok güzel bir şehir. Bu özelliği futbola da yansıyor. Geçen bir programda bahsettim. Bu ülkede bütün komşu şehir takımları birbiriyle kavgalıdır. Aynı şehrin iki takımı birbiriyle kavgalıdır. Dostça anlaşan iki tane aynı şehir takımını göremeyiz. Bir tek Ankara'da bu farklı. Ankara Gücü ile Gençler Birliği yıllardır en büyük rakiplerdir. Birbirleriyle çekişirler. Ankara Gücü taraftarı gençleri yenmesini ister. Gençler taraftarı Ankara Gücü'nün yenmesini ister. Ama maç sonrasında kardeşlerdir. Aynen. Hiç problemi yok. Hiçbir zamanda, çok uzun zamandır ufak tefek atışmalar haricinde olmamıştır. Bu şehrin güzelliğidir. Duygusudur. Ankara Gücü büyük abidir. Gençler Birliği okuyan çocuktur falan. Şimdi gerçekten Ankara Gücü'nün iyi gitmesine gençler taraftarı çok seviniyor. Gençlerin kötü gitmesine de Ankara Gücü taraftarı üzülüyor. Bunu yorumlardan görüyoruz, sosyal medyayı takip ediyoruz. Bu ortaya çıkıyor zaten. Ve iki tarafın da istediği bir Ankara derbisiydi gelecek sene. Bir Ankara Gücü Gençler Birliği maçı olsun artık. Yani bir de şu var. Yani bizim şuna bakmak lazım aslında. Yani dünyada hep bunun örneğini veririz. Tüm dünyada bütün ülkelerin başkentleri şampiyon çıkartmış takımları var. Ama Türkiye'de bu yok. Bunun olabilmesi noktasında da Ankara Gücü lokomotif bir takımız. Evet. Yani iki takımın rekabeti de çok önemli. Evet, evet. Yıllarca önemli. Birbirlerini motive ettiler çünkü. Bu da önemli. Yani inşallah tabii ki Ankara Gücü ile ilgili hakikaten herkesin ortak bir şeyi var. Yani samimi bir duruşu var. Herkes şampiyon olması noktasından çok ciddi bir destek söz konusu. Ama bunu yaparken de aslında eksikleri de görmek lazım. Yani bir takım eksiklikleri olabilir. Bu kadro şu anda evet iyi gidiyoruz ama acaba devre arasında transfer ihtiyaç var mı? Şimdi oradan biraz lazım. Bahsetmeye çalışacağım ben de. Evet sevgili ben. Sen de devam edelim sonra. 5 sene önce Ankara Gücü 1. ligdeyken Mehmet Yiğiner başkan olmadan önce 18. sıralardaydı bu haftalarda. 2-3 maç sonra Mehmet Yiğiner'in adı geçmeye başladı. Ve Konya maçında Mehmet Yiğiner sahaya girdi. Taraftarı sakinleştirdi falan. O sezon Ankara Gücü küme düştü. Şimdi Mehmet Yiğiner birincisi aşağıdan kendisiyle beraber indiydi ama aldı bir yukarıya çıkardı. Çıkarmayla da yetmedi. Yukarıya çıkaracağım demeye başladı. Bunu da şu ana kadar muhteşem becerdi. Çok tepkilerle karşılaştı. Bir ilk kan uyuşmazlığı oldu. Biraz gerginlikleri oldu falan. Ama Ankara Gücü Orhan'ın da biraz geçen gün söylediği gibi en huzurlu günlerinden bir tanesini yaşıyor, dönemini yaşıyor. Bozulacak her kötü cümle ben artık bu kulübe zarar diyorum. Şu anda susacağız Ankara Gücü ile ilgili iyi şeylerden bahsetmek lazım. İsmail Kartal'ı sezon başı herkes eleştirdi. Evet bir ara istifa falan arz edildi. Çok açıkçası hakikaten de üzülmüştüm. Çok yani. Da büyük kumar oynadı. Balıkesir maçında Balıkesir edildi evet. Geçen sezonun kadroyu dağıtması eleştirildi. Transferlerde bu kadar yüklenilmesi eleştirildi. Yabancı futbolcuda seçimleri eleştirildi. İlhan'ın oynaması eleştirildi. Niye oynatıyor İlhan Parlağı diye. Ama sonucunda öyle ya da böyle bu takım 9 maçta 8 galibiyet aldı. Şu anda Ümraniye ile beraber
kopmak noktasındalar. Evet. Bir iki maç aşağı puan kaybetsin, puan almaya devam etsinler. Neredeyse ligin sonuna kadar böyle gidecek bir manzara oluşmak üzere. Desteklemekten başka bir şey yok. İsmail evet. Kartal'a önümü dikliyorum, alkışlıyorum. Muhteşem iş bacardı. Mehmet Yiğner geçen sene şampiyonlukta İsmet Hoca'nın arkasında durarak doğru bir iş yapmıştı ve şampiyonluğu getiren önemli noktalardan bir tanesi olmuştu. Bu sene İsmail Hoca'nın arkasında durarak yine doğru işi yaptı. Konjektürü kullanmayı iyi biliyor. Siyasi olayları kullanmayı iyi biliyor. İlişkilerini kullanmayı iyi biliyor. Ve Mehmet Yiğner çok güzel bir işi başarıyor. Ona da takdir ediyorum. Onun da önünde önümü itliyorum, alkışlıyorum. Şimdi sakinlik falan ama devre arası bu 9 maçlık 8 galibiyetin içerisinde çok kritik maçlar vardı. Ankaragücü'nün şansının çok güzel güldüğü maçlar vardı. Evet, ben misal de takip ettiğim maçlar. Misal bir Eskişehir maçının ilk 30 dakikasında maç 5-0 falan olabilirdi Eskişehirliğine. Oradan çıktıktan sonra zaten Eskişehir o tempoyu çok sürdüremezdi. Maçı kazandı. Bir İstanbulspor maçı. Takımı çok fazla geriye çekti İsmail Hoca. İstanbulspor yüklenirken bir tane atabilirdi ve Ankaragücü'nün çıkarması çok zor olabilirdi. Başardı. Ama bu şans her zaman olmayabilir. Onun için devre arasında Ankaragücü'nün özellikle oynamayan yabancılar konusunda bir değişikliğe gidip işini tamamen sağlama almasından yanayım. Ha, almazlarsa da şu saatten sonra bir şey der miyim demem ben. Bir bildikleri vardır derim. Yanlış mıyım Orhan? Orhan sen neler söylemek istersin? Valla şimdi Mehmet Yiğner bir kere inanılmaz bir satranç oynuyor ve şu ana kadar başardı yani gerçekten. Evet. Hem siyasi olarak hem sportif olarak hani süreci çok iyi takip ettiğimiz için biliyoruz. Maddi yardım da getirdi yani bu satrancının sayesinde. Yani böyle devam etsin. İnşallah Mustafa Tuna Başkan'dan da kulübe bir destek çıkartacak büyük bir ihtimalle. Evet, bir yakınlaşmanın söz konusu evet. olduğu da. İlk temaslar başladı yani Mustafa evet. Tuna Başkan'la da. İnşallah oradan da bir destek çıkarsa yani şu anda Ankaragücü'nün her şey toz pembe görünüyor ama tabii ödemelerde biraz sıkıntı var. Onu da sanırım yaparlar. O çıkacak destekle. O zaman daha iyi duruma gelir. İsmail Kartal'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ya inanılmaz bir taktisyen. Şimdi şöyle dinlediğin zaman bir kere maçı başlamadan kazanıyor İsmail Hoca. Denizli maçından önce iki programı izledim. Kesinlikle dedim Ankaragücü Denizli'yi yener dedim. Hani yendi sonuçta. Biraz zorlanma oldu ama yendi. Evet. Yani maç içinde bazen Ankaragücü'nün zorlandığı bölümler oluyor. Şimdi hepimiz onu şey olarak değerlendiriyoruz. Böyle çok baskı yiyor takım şu bu falan ama İsmail Hoca onu özellikle sanırım taktik gereği geriye çekiyor takımı. Rakibi uyutuyor, yoruyor. Ondan sonra ikinci yarı zaten gereğini yapıyor. Bu 9 maçlık periyotta genelde öyle oldu. Bir iki maçlık yenilgi var. Balıkesir ve Elazığ yenilgileri. Elazığ'da zaten bir Kehinde'nin bir kırmızı kart görmesi oldu. Evet, maçı o bitirdi. Maçı o bitirdi yani. 19. dakikada bitirdi maalesef. Tam o maça da takım kötü başlamıştı ama tam düzelmişti. Oyununu oynayamaya başlamıştı. Kehinde atılınca tabii takım düştü. Balıkesir maçında da yine iyi futbol vardı 60 dakika. 1-0 takım öne geçti. Sondan işte 2 gol yendi. O da tabii futbolun içinde var bunlar ya. Yapacak bir şey yok. O kadar da oluyor. Yani 9 maçta 8 galibiyet bu TFF 1. tarihinde sanırım çok az görülmüştür ama Ankaragücü bunu başardı. Böylesine bir zor bir ligde başarması da ayrıyetten bir İsmail Hoca'nın başarısıdır diye düşünüyorum. İmkansızlıklar var ama onların hepsini bir şekilde bertaraf ediyor. Dediğiniz gibi tesislerde yatıyor. Abilik, babalık yapıyor. Yani bu konularda İsmail Hoca'nın çok büyük katkısı var. Bütün taraftar da zamanında geldiğinde eleştirdi ama gerçekten takımı çok iyi seviyeye getirdi. Şu anda gelinen noktayı hiçbirimiz tahmin etmiyorduk yani işin gerçeği. Ankaragücü'nün az bir farkla liderliği kaçıracağını falan düşünmüyorduk. Ümraniye maçının kazanılmasıyla da Ankaragücü lider olabilir. Burada iş biraz taraftara düşüyor. Birlik beraberlik bugüne kadar çok iyi getirdi taraftar işi. Bu maçta da taraftara çok büyük görev düşüyor. 9 maçta 8 galibiyet takımın gücü. Bu da taraftarın gücüyle Ümraniye maçını Ankaragücü'nün alması lazım diye düşünüyorum ben. Evet yani ben de gerçekten taraftara çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Yani burada şimdi her şey çok iyi gidiyor ama bu şu anlama gelmiyor. Kötü gitmeyeceği anlamına tabii. gelmiyor. Elbette ki futbolla bir çıkış yaşanıyorsa mutlaka düşüş yaşanacaktır. Ama bu süreci çok iyi geçirmek lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. Zor anda taraftar devreye girip istifa tezahüratlarının yanında onlara destek verici, moral verici
tezahüratların ve onları tribüne çağırarak kucaklamaları gerektiği kanısındayım ve buradan sevgili taraftarlarımıza söylemek istiyorum. Ankara Gücü gerçekten çok iyi geliyor. Çok iyi performans yakaladı. İyi bir trend yakaladı. Ve bu ahengi bozmamak adına herkese çok büyük görevler düşünüyorum. Tabii programın sonuna doğru geliyoruz. Ankara Gücü yalnız kaos sever başkanı. Geçen sene Gümüşhane maçı döndü. O gün şampiyonluğu ilan etti Ankara Gücü aslında. Gümüşhane dönüşü taraftarın karşılamasıyla. Evet, yani Giresun maçı da bu seneki şampiyonluğu tescil eden maç olabilir. Çok çok önemli bir maçtı. Çok kritik bir maçtı. Erkendi. Ya kopma açısından önemliydi. Yani aşağı ilk ikiyi kopardığın zaman aşağısı playoff mücadelesine girmeye başlayacak. Kafalarında şampiyonluk olmadığı zaman iş biraz değişecek. Geçen sene aynı tarihlerde ben Gümüşhane ve Ankara Gücü koptular. Bu ikisinden biri bu ipi göğüsleyecek ama büyük ihtimalle Ankara Gücü olacak diye yazmıştım. Hemen hemen bu tarihlerdeydi. Ya o öngörüm tuttu bir anlamda. İnşallah bu da belki tutar. Belki de buna inanmak istiyorum. Böyle olmasını istiyorum. İkinci olarak değil Ankara Gücü'nün şampiyon olarak çıkmasını istiyorum. Ya yani, tabii Giresun maçı çok önemliydi hakikaten. Baktığınız zaman yani. Başkanım Eskişehir maçı Giresun maçından bence daha zor bir maçtı. Çünkü orada tribün atmosferi bir de Eskişehir tarafı çok dilenmişti bu maça bazı olaylardan dolayı. Ya yani Ankara Gücü'nün Eskişehir'den galibiyetle dönmesi Giresun'dan galibiyetle dönmesinden daha önemlidir bence. Her ne kadar şu anda rakip Giresun görünse bile yani. Eskişehir evet. Maçı bence daha zor bir maçtı. Peki sevgili Bülent, sevgili Orhan, gerçekten çok güzel bir program oldu. Hakikaten çok zevkli. İnanıyorum ki ekran başında bizi izleyenler de son derece zevk almıştır. Ankara Gücü'nü konuştuk, Gençlerbirliği'ni konuştuk, Ankara Futbolu konuştuk, Osmanlı Sporu konuştuk. Öngörülerimizi ortaya koyduk, düşüncemizi ortaya koyduk. Bu da inanıyorum ki Ankara Futbolu'na çok şey katacağını, çok daha iyi olması noktasında hep yapılan öneri ve tekniğin bu noktada olduğunu ve inşallah önümüzdeki günlerde tekrar sizleri ben bu stüdyoda ağırlamak istiyorum. Çok memnun oluruz başkanım. Çünkü sizlerin ve görüş ve düşüncelerinize ihtiyacımız var. Hakikaten bu işe çok ciddi anlamda mesai harcıyorsunuz. Ve basın olmadan, yerel basın olmadan hiçbir zaman o yereldeki takımlarımızın başarı yakalaması çok zordur. Bu anlamda sizler önemlisiniz. Ankara'da ne kadar yerel basındaki arkadaşlarınız varsa hepsine ben buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bu ülkede eğer spor gelişecekse, belli bir düzeyde temel atılacaksa mutlaka basının görse ve ise basına ihtiyaç vardır. Ama bunu yere çevirdiğiniz zaman illerde de ilçelerde de mutlaka yerel basının önemi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bundan sonra da bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Çok evet sevgili izleyiciler bir programdan sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz.